Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Barış'a sen. Çok teşekkür ederiz. Nuri Sevgen takılmadan ben soruma geçeyim. Her an Bence takılsın ya. Peki. Yok yok, takılacak bir şey yok. Tam zamanında bağlandı. Her şey çok güzel yani. Her şey güzel, süper. Evet. Tatlı yok, yapmış. yok. Sırma saçların falan dersin diye diyorum. Hayır, yok, onlar uzadığı zaman böyle saçları şöyle bir atarsın. Böyle o zaman yayında güzel olur. Eyvallah. Şimdi hakikaten sıcak gündemle başlayalım biz de. Takip ettik. Az önce de yorumlamaya çalıştık. Senin bakış açın piyasanın içinden biri olarak tecrübelerin ne? Ne söylüyor? Bizim piyasalar açılmadan önce nasıl bir öngörün var Nuri Sevgen? Ya tabii hafta sonu bir gerginlik zaten vardı. Perşembe ve Cuma günü zaten Amerikan borsalarını bunu çok net şekilde gördük. Özellikle hafta sonu hepimiz yaşadık. Onu izledik sosyal medyada ve normal haberlerde. Tabii işin siyaset boyutunu çok da fazla anlayan biri değilim ama gördüğüm kadarıyla yani 8 saat önceden dronların atılması, 2 saat önceden bunların füzelerin fırlatına dair haber verilmesi. Ben bu saldırı yapabilme kapasitem var ama önceden de sana bilgi veriyorum. Büyük bir zayiat olmasını engelle diyor aslında İran. Yani yapıcı bir hareketti. Bana sorarsan ilk gördüğüm anda çünkü yanlış bilmiyorsam yani askeri stratejide her zaman şeydir. Yani baskın gizli yapılır. Böyle göstere göstere ki arada 2500 kilometre yakın bir mesafede böyle füzeler ve dronlar fırlattığınız zaman bir önleme çabasını yapın artık. Bundan sonra top sizde diyen İran. Ama bak benim de sizi vurabilecek kapasitem var diyen bir İran var. O noktada İsrail muhtemelen Amerika'nın etkisiyle de zaten baskısıyla tamam bu işi unutalım. Yeni bir saldırı yapıp olayı büyütmeyelim noktasında mesajlar da var ki bu itidal mesajları ve piyasalar bundan sonra rahatlayacaktır bence. Eğer ekstra bir şey çıkmazsa bu habere bağlı olarak. İçeride ise tabii doğal olarak siz de biraz önce değindiniz. Sayın Mehmet Şimşek'in başlayacak olan IMF Dünya Bankası görüşmeleri ve 2 Mayıs'ta da Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri ön plana geliyor. Burada da gene siyasi mekanizma içerisinden bakarsanız Batı ile biraz daha yakınlaşmamızın etkilerini finansal anlamda görme olasılığımız var. Ancak piyasa Türkiye'de bunu nasıl etkileyecek, nasıl başlayacak noktasına baktığımız zaman biz bayramdan önce çok beklenmedik bir yükseliş gördük. Yani tamam bir miktar yükseliş görebileceğimizi ümit ediyorduk ama beklentilerimden en azından benim beklentilerim daha sert bir yükseliş oldu. Ve bayram boyunca da devam etti. Bayram öncesi boyunca da devam etti bu. Ve neredeyse en yüksek seviye yakın yerlerden 9800'e yakın yerlerden de endeks kapandı. 9814'ten kapandı. Peki bugün nasıl açılacak diye baktığım zaman burada aslında bir ön göstergemiz var. Nedir o? Amerikan piyasalarında Türk hisse senetleri işlem görüyor. Ya daha doğrusu Türk hisse senetlerinden oluşan ETF dediğimiz borsa yatırım fonu işlem görüyor. MSCI yatırım fonu kodu da TUR, TUR diye yazılıyor. Buna baktım hani nasıl bir gelişim biz kapalı ihtiyaç seyretmiş diye. %2,5 düşmüş. Yani ayın 9'unda 39,15'miş. Ayın 12'sinde de 38,17 yani %2,5'luk düşüş var. Yine Turkcell hisselerin ADR'ları işlem görüyor. O da 5,73'ten 5,50'ye düşmüş. %4 civarında bir düşüş var. Bunları referans alırsanız ve bayramdan önce de yükselişi de işte valör avantajı vesaireyi koyduğunuz zaman bugün bir miktar satışın olacağı bir gün olacak gibi görünüyor Borsa İstanbul açısından. Zaten 9.900-10.000 civarları önemli direnç bölgemiz. Hem psikolojik hem teknik direnç bölgelerimiz. Buralara doğru bir atak açılışta olacağını olur mu göreceğiz. Yani belki hani İran gerginliği olmadığından dolayı belki yukarı başlarsa ki açılışta artı beklemiyorum açıkçası. Ama olursa bence satış için fırsattır. Bir geri çekilmeyle başlama ihtimalimiz var. Geri çekilme olduktan sonra bir yerden sonra tekrar yukarı doğru tepki yapıp ondan sonra daha yoğun ve satışların olduğu daha yavaş yavaş bir geri çekilme olacak diye düşünüyorum ben. Yani önce aşağı sert, sonra yukarı doğru tepki, sonra da yavaş yavaş yedire yedire bir satış olma olasılığı var. Tabii bu olasılıktan kastım bir düzeltme anlamında bunu söylüyorum. Yani ben gelebilecek en kötümser satış bile yani şu anki mevcut grafiklerin itibariyle tabii İran, İsrail vesaire gibi dış siyasetten bağımsız konuşuyorum. Tamam piyasa dinamikleriyle konuşuyorum. Gelebilecek en kötümser senaryom 9500'lerde bitiyor. Yani daha önceki zirvenin üzerinde bir yerde bekliyorum. Ki oraya kadar geleceğini sanmıyorum. En kötü senaryo dedim. Ben bugün itibariyle gelebilecek durumun da 9650-9700 civarının konsolide olma ihtimali. Belki biraz daha abartırlarsa 9600'leri 9600-650 arasına kadar sarkabileceğini düşünüyorum. Alış için fırsat verir bence bu. Çünkü genel gördüğüm şu. Dünya Bankası IMF görüşmelerinden tutun da Cumhurbaşkanı'nın Biden'la Amerika'da görüşecek olmasını bir yana koyduğunuz zaman Türkiye özellikle Orta Doğu'da yeniden
Batı tarafından önemli müttefik halinde canlanıyor gibi bir görüntü var. Ki özellikle İran-İsrail konusunda bir şekilde aracı bulucu olmamız ya da bu noktadaki Amerika'nın ve İsrail'in de açıklamalarına baktığınız zaman İran'ın tabii Türkiye'nin burada önemi yeniden ön plana çıkmaya başladı. Bu da Türkiye'ye bir miktar kaynak akışını beraberinde getirebilir. Bu bir. İkincisi seçim bittiği için bir miktar kaynak akışı olacaktır. Çünkü faizler yüksek. Burada alınan önlemleri de falan koyduğunuz zaman TL'nin ya da TL enstrümanlarının daha olumlu yönde seyredeceği bir dönem olur diye düşünüyorum. TL enstrümanları özellikle vurguladım. Dolar TL açısından bunu söyleyemiyorum. Çünkü eğer IMF ya da IMF benzeri bir anlaşmaya gidilirse Dünya Bankası ayrı bir anlaşma. Çünkü biraz önce Burak Hocam çok detaylı anlattı. Dünya Bankası proje üzerine işlem yapar ve gelen paralar da o projeye aktarılır. Ve o projeler de öyle bir günde iki günde hemen bitirilecek projeler olmaz. Büyük projelerdir ve parça parça gelir o paralar. O yüzden gelecek olan 15 milyar dolara ya 35 milyar dolara çıkacak rakamlar Türkiye ekonomisi açısından uzun dönem çok bir şey ifade etmez. Ama tabii olumludur. Ama IMF gibi bir kredi anlaşması ya da onunla ilgili görüşmelerin oluyor olması doğal olarak TL'nin değerinin kaybedilmesi. Yani her zaman IMF anlaşmaları ilk olarak devalüasyon olarak kendini gösterir. Bu noktada o ayrı bir pencereye koyuyorum. Ama tabii dövizin değer yani doların TL karşısında değer kazanıyor olması veya benzer bir durumun olması olasılığı tabii ki doğal olarak borsaya yansır. O ayrı bir mevzu ama temel itibariyle TL enstrümanlarda yani faiz enstrümanları, borsa gibi enstrümanlarda özellikle yaz ayı dövizde de keza öyle. Eğer ekstra bir devalüasyon yapalım görüntüsü yok hala yönetim bu noktada dövizi sabit tutarak en azından kontrollü götürerek ekonomik yönetimi uzun dönemde belli bir bant aralığında yönetme çabasındaysa ki öyle bir görüntü var. Benim gördüğüm kadarıyla herhalde yaz ayları TL'nin stabil olduğu döviz karşısında ve TL enstrümanlarının da olumlu olacağı bir dönemi bize ifade edecek. Borsa yatırımcısına burada yatırım yapılmasını tavsiye eder misiniz noktasında ben bugünü görmek istiyorum. Çünkü bayram öncesi hareket bayram sonrası devam edecek onu görmek lazım. Bugün düzeltmenin noktasını hareketin şeklini görmek belki bu hafta içerisinde bir netleştirmek daha önümü görmek açısından faydalı olacaktır. Sonrasında senet bazlı önerilerim olabilir. Yani hisse senetlerine dönmek açısından %30-35 oranında BES fonları tutun demiştim. Bu çok soruluyor bana. Tutmaya devam mı edelim diye soruyorlar. Bence 1-2 gün daha bekleyelim çünkü emin olmak istiyorum. Geri çekilmelerde alım fırsatı verirse oralardan bakmak lazım. Genel gördüğüm itibariyle bu hafta eğer yurt dışı piyasalar çok ekstra bir şey yapmazsa borsa açısından daha stabil ama senet bazlı yoğun hareketlerin olduğu endeks senetleri ve bankacılıkla giden endeksin diğer senetlere yayıldığı bir haftayı görme olasılığımız var. Bunu gözlemleyeceğim. Yani eğer diğer senetlere yayılırsa bu hareket biraz kolpa bir hareket olur gibi geliyor bana. Ama eğer yayılırsa tamam işte artık yükseliş yeniden başlıyor yeni bir harekete giriyoruz diyebileceğim bir hafta olur diye bir beklentim var göreceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Ne demek? Şimdi o TUR diye Türk ETF'i ABD'de işlem gören orada işte %2,5'luk bir bizim kapanıştan bugüne bir hareket olduğunu söyledin. Bazen Nuri Sevgen böyle söylüyorum lütfen beni yanlış anlama sen zaten anlamasın ama daha açıklamak anlamı. Bu demek değildir ki Borsa İstanbul bugün %2,5 düşüşte açılacak dedi Nuri Sevgen. Böyle bir şey demedi. Onun altını çizeyim. Tabii. Yani evet. Öyle bir şey demedim. Sadece çıkan referans olarak öyle. Dolar bazında evet. 2,5 dedi falan gibi onu söyleyeyim. O hareket bir sinyal olabilir bugünkü açılış için daha negatif bekliyorum dedi Nuri Sevgen ama tabii kapanış ne olacak onu göreceğiz. Şunu soracağım asıl olarak. Şimdi seçimi yani biz bayrama gitmeden önce daha doğru bir ifadeyle borsa bir anda coştu. Herkes şunu bekliyordu Hakan abi ya burada ciddi bir faiz getirisi var. Borsa kapalı olacağı için evet. İnsanlar borsadan çıkıp faize park eder. Ama böyle olmadı. Herkes şaşırdı. Hatta hani elden kaçtı uçtu gitti gibi bir tablo oldu. Şimdi o neydi mesela? Hala anlayamadık galiba ya da anladık mı bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla o hareket sonrası artık açılan bir piyasa yani ne diyelim hani bir yere koymakta zorlandığımız bir ciddi rally, mini rally sonrası açılan bir pazartesi bu haber akışı. Bilmiyorum bununla ilgili bir ekstra değerlendirmen olur mu Nuri Sevgen? Şimdi geçen hafta o yani bayram öncesindeki o hareketin arkasında yatan bankacılık sektörü hissedilerin çok etkisi olduğu aşikar. Sesim bana geri dönüyor. Arkadaşlar müdahalelerse çok sevinirim. Yukarı doğru bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan ve holding sektöründe yoğun bir hareketlilik vardı. Tabii burada bazı minor haberler de vardı. İşte Koç Holding, Yapı Kredi Bankası satışı vesaire gibi haberler de burada etkili bir hareketi başlattı. Yani o ilk hareketi başlattığımız gap'i
aslında Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nın satış ile görüşmelere başladığı haberi başlattı. Sonrasında yabancı yatırımcı olduğunu tahmin ettiğimiz kurumların yoğun alışları piyasayı yukarı doğru ivmelettirdi. Önemli para girişi olduğu gözlemlendi. Tabii burada özellikle bankacılık sektörü ve endeksi etkili olan holding gibi senetlerde yoğun hareketlilik varken daha ağır sanayi şirketlerinin çok büyük hareketlilik gözlemlediğimi söyleyemem. Demin söylemeye çalıştığım da oydu. Evet, endeks yukarı götüren bir hareket vardı ama borsanın geneline yayılan bir hareketlilik en azından çok net göremedik. Ona o yüzden şöyle bakılır. Siz hisseleri aldınız, tamam güzel yükseldi. Kar satışı yaptınız ki bugün o kar satışı gelecek. Ama %2,5 dediğim gibi olacak demek değil. Bu demin sen de söylediğin gibi referans oldu. Velev ki %2,5 oldu zaten 9500 50-600 arasında geliyor ki demin zaten oraları söyledim. En kötü senaryo olarak söyledim ben. Bundan sonra kar satışı geldikten sonra senet bazında yayılması lazım. Yatırımcılar orada kar ettiği zaman yükselmeyen senetlere doğru bir dağılım olur. Beklentisi olan senetlere. Bunu gözlemleyeceğiz. Ona bakacağım ben. İşte kolpa dediğim hareketin arkasında kolpa mı değil mi bu yatıyor. Yani bir yükseliş var ama bu yükseliş belli senetlerde oluyorsa yani borsa demeyiz. Senet bazlı hareketin endeksi etkisi deriz aslında. Ama genel hareket o hani fıkırtılı hareket bu hafta olacak mı olmayacak mı onu gözlemleyeceğiz. Ben olacağı yönündeyim. Yani bu hani Mayıs-Haziran'dan sonra yükseliş bekliyorum demiştim ama biraz erkene geldi bu hareket gibi görünüyordu bayramdan önce. Bakalım bu hafta benim beklediğim gibi olursa zaten hafta boyunca yayınlara çıkacağız seninle beraber derim o zaman. Yani evet Mayıs-Haziran bekliyordum ama daha erken olacak galiba derim. Ya da yok arkadaş bu hareket o hareket değil. Hala Mayıs-Haziran'ı bekliyorum derim. Onu göreceğiz. Ben şeyi soracağım. Şimdi bu Merkez Bankası'nın rezervleri çok uzun zamandan sonra bir tekrar bir toparlanma gösteriyor gibi görünüyor. 6 milyar dolarlık da bir alım var yani bankacılardan alınan bilgiye göre. Bu hareket devamını bekler miyiz? Bunun piyasaya bir etkisi ne olur? Şimdi 20 milyar doların üzerinde bildiğim kadarıyla Merkez Bankası'nın döviz rezervi eritmesi vardı. Aynen. Sesimi kapatırlarsa arkadaşlar çok sevineceğim. Ya çok rahatsız ediyor. Yanlış anladım. Bunu hep uyarıp duruyorum ama sesim bana geri döndüğü zaman ne dediğimi anlamıyorum ben çünkü. Şimdi 20 milyar dolarında Merkez Bankası'nın müdahalesi vardı. Özellikle seçimlerden önce. Sonrasında 500 bas puanlık faiz artırımla bu duruldu. Seçimden sonra da özellikle bayram tatiliyle birleşen bu durumda yatırımcıların bir miktar nakite dönme yani dövizde işte döviz yükselecek diye yatırım yapanların ki bunların için kredili oldukları yönde söylentiler de vardı. Ki kapalı çarşıda bunları net daha gördük. Ve Merkez Bankası orada alıma başladı. Ve burada da 6-7 milyar dolar civarında alım yaptığı söyleniyor. Şimdi burada demin söylediğim gibi eğer IMF benzeri bir anlaşma yapılmadığı sürece ki ben beklemiyorum en azından kısa vadede. IMF benzeri bir anlaşma yapılmadığı sürece TL'nin değer kaybetme olasılığı en azından agresif bir değer kaybetme olasılığı çok öngörmüyorum. Ki yaz aylarına giriyoruz. Döviz girişinin olduğu bir dönem. Merkez Bankası daha kontrolünde elini tutabilir. Özellikle Dünya Bankası, IMF ve Amerika'daki görüşmeler vesaire beklenildiği gibi giderse de yaz aylarını iyi geçirebiliriz. Burada tabii önemli olan şu. Birkaç aylık süreden bahsediyoruz. Yani bu eğer süre Temmuz, maksimum Ağustos ayına kadar hala net bir kamunun tasarruf tedbirleri anlamında önemli paketleri ortaya koymadığı sürece heba edilir. Sonrasında yeniden TL'nin değer kaybetme olasılığı net bir şekilde gündeme gelir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yani burada kazanılmış iyi bir zaman var. Bu kazanılan zaman içerisinde alınacak olan tedbirleri dikkatle izlemek lazım. Bu birkaç aylık süreç sanıyorum TL yatırımcısı açısından olumlu olacak gibi görünüyor. En azından şu anki görüntü bu. Ama önümüzdeki günler tekrar değerlendiririz. Nuri Sevgen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir hafta olsun. İyi bir hafta olsun. Nuri Sevgen'i de uğurladık.